gelecekler. Türk'üm, bu ad her ünvandan üstündür. Yoktur Azer, Kırgız, Özbek, Kazanlı. Türk milleti bölünmez bir bütündür. Bağrından çıkan Çin Zulkar adı Çin Sabitoğlu'nun 150. doğum günü münasebetiyle toplanmaktayız. Gönülleri Türk dünyası sevgisiyle dolu. Değerli konukları saygıyla selamlıyorum. Kurucusu Şirzat atamızın hayatında yorgunluğa, yılgınlığa, başarısızlığa yer yoktu. Hadi içine koyayım.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah rabbil alemin. Beytü Resulillah, eshab-ı güzin, ensar-ı muhacirin, bir cümle şühedaların başı Hazreti Hamza başta olmak üzere. Geçmiş Türk milletine, vatanına, milletine, manevi değerlerine, dini İslam dinine hizmet etmiş olan ve hürriyet uğruna çile çekmiş olan değerli geçmişlerimizin hepsinin ruhlarına hediye ediyoruz. İşte ben de kahraman Kazak kardeşlerimin arasında onların soylu duyguları ve benimserdikleri içerisinde aynı diriliğe, huzura ve taze kuvvetlere sahip oluyorum. Muhterem canım dostlarım, öncelikle Ruhka Batrur anısına kadın dostum, ağabeyin Şirzat Doğru'nun anlaşıklılmış çiftliğinde düzenlediği bu geceden dolayı Allah ondan razı olsun. Hürmetli Hazirun, bağalı karındaşlarımız, apaylarımız, ağaylarımız, Avusturya'dan, Türkistan'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden, Almanya'dan gelen bavurlarımız, karındaşlarımız, varımızda ıslık salam vereme. Hoş geldiniz. Kergen yollarınız gül bolsun. Ülgüzge kuvanıp kayıtınız. Kıyın külle caşaralımızı bilesiz. Köp çigitleri biz avuştuk, kaytış boldu. Ömür şunday. Özünü eline, vatanına iyi çıkmasan, namusuna, ırzına iyi çıkmazsan, sahip olmazsa bu konuda, yiğitlerin olmazsa, şehitlerin olmazsa, vatan, vatan olmaz. Zuhka Batur da böyle bir Batur'du. Hem alimlik yaptı, hem kadılık yaptı, hakkı hukuku korudu. Bugün de benzeri örneklerimiz devam ediyor. Hem Türkiye'de hem Türk dünyasında yiğitlerimiz çok. Gönül onlardan ders alarak demokrasinin, özgürlüğün kıymetini bilerek yeni nesiller yetiştirmek ister. İnşallah bu faaliyetlerin bu tür faydası olur. Şirzat abi, ben tabii Şirzat abiden biraz bahsetmek istiyorum ama biz Şirzat abinin dünyasında onun hayatını izleyerek son 70 yılda Türkiye'ye gelen bütün Kazakların hayatını görebiliyoruz. Onun hayatı hakkında bilgiler verildi. Türkiye'de doğup bir şeylerin sahibi olmak daha kolay. Ama çok uzak bir coğrafyadan gelip bir yerde tutunmak ne kadar zor. Şirzat abi burada pek çok insanın slogan haline getirdiği Türklük, Turan vesaire gibi unsurları gerçekten uygulayan bir insan. Başkanı bulunduğum Avrupa Kazak Dernekleri Federasyonu adı ve yurt dışındaki yaşayan Kazak hemşehrilerimiz adına özellikle Batı Avrupa ülkelerinde saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Onların sizlere sıcak, özlem dolu selamlarını da iletiyorum. Her şeyden önce şu konuyu hatırlatmak isterim ki Doğu Türkistan Kazaklarının tarihi Müstevli Çinlilerle Doğu Türkistan Kazakları arasındaki mücadelenin tarihidir. Konuşmama başlamadan önce Türkistan'ı burada yaşatan, büyük emeklerle bu mekanı Türk dünyası, Türk kültürüne armağan eden Sayın Şirzat Ağa'ma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu organizasyonda emeği geçen ailesine, çalışanlarına hürmetlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biliyorsunuz
Türkistan kültürüyle, medeniyetiyle Anadolu'da, Türkiye'mizde yaşatılmaktadır ve bütün dünyanın da gözü buradadır. Ama bu değerli Şirzat Doğru ağamız gibi değerli insanların sayesinde yüzyıllardan beri Anadolu'muz, Türkiye'miz, göz bebeğimiz ayaktadır. Çünkü biz kültürümüzün özünü burada yaşıyoruz. Burada Türkistan'la olan bağlarımızı burada pekiştiriyoruz. Anadolu'ya gelen atalarımız geldikleri yerlerdeki isimlerini dağının, suyunun, gölünün, mezrasının, ovasının adını vermişlerdir ve Türk mührünü Anadolu'ya nakşetmişlerdir. Öncelikle bugün burada toplanmamıza Zuko Hacı'nın hatırımızın 150. yılını anma gününe gelenlerin hepsinin ayaklarına sağlık, hepsine teşekkürlerimi sunarım. Bir toplum kendi geçmişinde ışık anma, geçmişine saygı duymazsa geleceğinde ışık göremez. Zukak Hacı'nın tarihler önce söylediği, Türkistan Birliği olmadan Türk Birliği, Türk Birliği olmadan da İslam Birliği olmaz demişti. O günün anısına o kişi için bir şiir okumak istiyorum. Assalamu aleyküm aslaki. Ağar kan meynetin men çaşınaki. Ahtarmın ahbatandı ergaşanda. Diğen şey karacerge basınaki. At verdin atalovsuz kalmasın de. As verdin uzak yolda kalmasın de. Jetele böner bilmesine şakir kanat kakıp kalmasın de. Bir gün bir tarihte filan yerde Çinlilerle bir muhasaraya giriştik. Etrafımız sarıldı. Dört bir tarafımız sarıldı. Artık hem bir yandan çatışıyorduk ama bir yandan da artık işin sonuna geldik. Ondan sonra işimiz bitti diye düşünmeye başlamıştım. Bu çatışma esnasında birden başımı döndüm ki bir baktım o çatışma içerisinde bir bozkurt bize bakıyor. Allah Allah dedim. Ne bu kadar patırtı gürültünün içerisinde bu bozkurtun burada işi ne? Merhabalar arkadaşlar. İrfan Keskin ben, İzmir Altta Okçuluk ve Salat Sanatları Derneği Başkanı. Burada değerli büyüklerimiz, ablalarımız, abilerimiz sağ olsunlar aslında söyleyeceğimiz birçok şeyi söylediler, ifade ettiler. Bunlara nacizane ekleyecek bir şeyimiz yoktur. Sağ olsunlar duygularımıza, hislerimize tercüman oldular bizim. Bizim de burada bulunma sebebimiz budur. Biz ortak atamız, bağımsızlık mücadelesi veren Zulka Batur atamızın burada mirasını sürdürebilmek için bazı faaliyetler istedik. Sağ olsunlar kendileri de kabul ettiler ve bize bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Burada yüzyıllar boyunca Türk milleti olarak gelmiş ve burada kök salmış milletler olarak bizim de üzerimize düşen her türlü vazifeyi, inancı, görevi yıllar boyunca sürdürmek istiyoruz ve buna ortam sağlayan değerli büyüklerimize, politikacılarımıza, herkese de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yusuf yüzlü, Yavuz yürekli, Yunus gönüllü, Şerife Bacı imanlı, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Bugün bu Türk otağında olmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Konuşmacılarımız da ifadelerinde buyurdukları gibi evvel emirde böylesine bildi bir kahramanımız Zulka Batur atamızı sadece burada değil Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde anarak Zulka Batur atamızın ve Türk'ün gücünü her yerde yaymışlardır. Oğuz Karan gibi, Ertonga gibi, Manas gibi, Alpamış gibi, Köroğlu gibi nice kahramanlar geçmiştir tarihimizde. Zulka Batur bu kahramanların birisidir sadece. Ve bu kahramanlar demokrasinin, hakkın, özgürlüğün
eşitliğin, adaletin, milletin ve vatanın bağımsızlığı için ve bunların ayak tutulması için kendi hayatlarını ortaya koymuş, halkın yanında mücadele etmiş büyük kahramanlardır. Evet, tamam. Yusuf Has Hacip Kutaplı Bilik adlı eserinde 1070 yılında yazmıştır. Çok güzel bir beyit söylemiş. Ukuş körkü til bol, bu til körkü söz. Ukuş körkü yüz bol, bu yüz körkü göz. Otağ büyük bir miras, büyük bir kültür. Orta Asya'dan göçler esnasında Türkiye'de yaşayan Türkler, yani Oğuzlar, Orta Asya'dan misafirperverliği, Kırgızlar ise atları, Kazaklar ise çok önemli ve kıymetli. Çünkü Kazak tarihi için ve Türk milleti için canını, malını, başını bu uğurda feda eden değerli büyüğümüz Zulka Batur'un doğumunun 150. yılı. Bu sebeple, bu münasebetle Ahmet Yesevi Üniversitesi Yesevi Sanat topluluğu olarak sizlerle birlikte olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Tekrar tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Thank you.
Batır'ın hayattaki en küçük oğlunun gelini ve diğer gelinler, bütün apalar, bütün büyüklerimiz, bütün misafirlerimiz, herkesi Kara Jorga için ortaya davet ediyorum efendim. Buyurun. Hop. Kara gorga kıyılır.